Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. İyi kalp insanlar, iyi kalp insanlar, hepinize günaydın. Joy Türk'te Modern Sabahlar başladı. Cuma sabahındayız. Pek çokları için haftanın son iş gününün sabahındayız ve hiç olmadığımız kadar heyecanlı bir şekilde karşınızdayız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bu neyin heyecanı? Çok değerli Konya Fatihi, Oktay Demirci, Seydişehir Prensi huzurlarınızda. Hoş bulduk, günaydın. Bugün vallahi gururla söylüyoruz Oktay Bey. Şu anda Konya'nın 3'te 1'ini üstünüze geçirmiş durumdasınız dünkü ziyaretinizden sonra. Şöyle bir bilgi vereyim size ve dinleyicilerimizle paylaşayım. Evet, 3'te 1'i şu anda yaklaşık 3'te 1. Yaklaşık 3'te 1 yani diyebiliriz. Tam, yani böyle mesela diyelim ki şehrin tamamı Konya'nın 3'te 1'i. 3'te 1'i yani Fahir'in söylediği gibi yaklaşık yani Ege. Hı hı. Ve şöyle oldu bu olay. Hiç gitmedim dün. Yani dün buradan çıktım. Gitmene bile gerek kalmadı. Gitmeme bile gerek kalmadan telefonlar. Seydişehir halkı Oktay şehrin Bey, anahtarını teslim etti. 3'te 1'e biz razıyız. Siz gelmeyin yeter şeklinde. Sadece Seydişehir değil, Konya biliyorsunuz artık Konya büyük şehre bağlandı. Çevre ilçeler. Bunu kutlayalım o zaman. Bir soru, bir de yorumum olacak sana. Bir tanesi bunun nesini kutluyoruz? Aa, büyük şehre bağlanma kutlanmayacak da ne kutlanacak Oktay? İkincisi bu oldukça yeni bir haber değil. Daha doğrusu oldukça eski bir haber. O yüzden abi olsun, biz yeni duyduk. Konya Büyükşehir Belediyesi ile iletişimim devam etti ve dediler ki siz yeter ki gelmeyin. Biz bu işi telefon üzerinden hallederim dediler. Tamam madem dedim, güvendim. Bilmiyorum yani, güvenmek eğer bir hataysa suçsa, hatalıyım. Suçsa. Oktay, peki Oktay ya suçsa, güvenmek suçsa ne yapacaksın? Şunu sormak istiyorum ben. Suçsa abi demirden cezasını koksak. Şey. Evet. Telefonla hallettim dedin ya. Evet. Telefonda yenilenmiş karnaval uygulamasıyla mı hallettin yoksa tabii Instagram'da mı? Yok, hayır. Yenilenmiş karnaval uygulamasıyla, hı-hı, haberleşiyorum. Ben herkesle öyle haberleşiyorum. Sizin haricinizde. Çünkü siz bir türlü o yenilenmiş karnaval uygulamasını ama çünkü biz haberleşme amaçlı kullanmayı öğrenemediniz. Biz hep JoyTürk Instagram hesabından haberleşiyoruz ya, çünkü biliyorsun Instagram bizim için. Abi tamam da JoyTürk, tamam JoyTürk Instagram hesabından haberleş. Peki ya Virgin Radio? Hı-hı. Ondan da peki şey Süper FM, Metro şey var. Doğru söylüyorsun. Ya bunlar hep karnaval uygulamasından tek çatı diyor. Tek aklı çatı yani diyor. Haberleşebileceğin şeyler. Tek yani çatı deyince de benim aklıma sadece pizza lokal geliyor. Kimse kusura bakmasın. Mart ayını kıyaslayalım mı yoksa geçmiş ayın hakkında konuşmak gıybete mi girer? Geçmiş ayın hakkında istediğimiz şey kadar ya konuşabiliriz bence. Ya yani bu arada çok farklı fikirler geliyor olabilir Oktay. Sen ne dedin Ege'cim? Geçmiş ayın vebali olmaz mı? Kıyaslanacak hiçbir şey yok ya. Mükemmel bir Mart ayıydı. Şimdi, Mart olarak elinden geleni yaptı. Şimdi öyle tabii, her Mart ayı yaşadığımız her Mart ayı kendi içerisinde mükemmel pırlanta gibi aylar. Yani Şubat'ta keza öyleydi. Ama Mart ayı 6 Nisan itibariyle 2018 Mart ile 2017 Mart'ının yan yana koyup şöyle bir bakma ihtimalimiz var. Fotoğrafını mı çekiyorsun orada? Evet. Fotoğrafını çekiyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Ben seviyorum öyle şeydir ya. Yani bir yıl bile fark olsa, hani yan yana koyuluyor ya iki tane fotoğraf. Hı-hı. Böyle 20-30 yıl önceki şey Mart ayı, şimdiki Mart ayı. Nereden tamam nereye be? O zaman nereden öyle yapalım. Nereye? Öyle yapalım Fahir. 20-30 yıl önceki Mart ayı. Hatta şöyle yapalım. 1981 ile 2010 yılları arasındaki Mart aylarını şöyle bir yere toplayalım. Bir demet yapalım. Benim kimseden korkum yok. Yaptım. Tamam mı? Yaptım. Bir de bu tarafta da bakın ekranı oraya çizdim. İkiye böldün, evet. Gördünüz. İkiye böldüm ve çizdim. Sol tarafta ne var? 1981 ile 2010 yılları arasındaki Mart ayı. Sağ tarafta da 2018'in Mart ayı var. Hmm. Çok iyi. Bakın çok görüyor enteresan musunuz? Bakın, çok enteresan. Grafiğe bakın, grafiğe. Gördünüz mü? Hı-hı. Mart ayında sol taraftaki o 81-2010 dönemi Türkiye'de Mart ayı ortalama sıcaklık değeri 7.1. Bakın. Bakayım. Çıktı evet 7.1. Abi, 7.1. Yani rezalet diyebileceğimiz bu grafik rakam. Yavaş yavaş oluşuyor. Heyecanını kaybetmesin diye. Hı-hı. Sizin heyecanınızı yok etmesin. Bakın sağ tarafta nasıl? 2018 Mart 11.3 derece. Oo, çok iyi. Gördünüz mü? 4.2. 4 derecelik 5 katı.
yaklaşık 4-4,5 derecelik bir artış ney? Söz konusu. Mevzu artış bahis. Ne ararla pazarda demeyenler için önemli bir tablodur bu. 4.2 derecelik bir bir artış var Mart ayında sıcaklıkta. Buna bunu nasıl şey yapacağız? Çünkü bu bir alışveriş meselesidir biliyorsunuz. Evet. Bunu nasıl telafi edeceğiz? Soğutacağız. İşte telafi olmuyor bu. Bunun telafisi olmaz. Olmaz. Bu şey gibi çünkü yangın gibi. Tuzak soruydu falan. Ama nereden Allah çıkmış bir yangın olabilir bu? Nereden çıktın? Bundan çıkmış yangın. Doğru. Sen artist ne arar pazarda deyince ben de bağlamından kopup bunu söyledim. Ben hiç öyle bir şey söylemedim. Ben 55 yaşındayım ben. Öyle bir şey der miyim ben ya? 2018 Mart ayında en yüksek sıcaklık Hatay, Samandağ. Mart ayı ile ilgili dün biraz çalışma fırsatım oldu. Ne yaptın Oktay hakikaten ya? İyi ki bir valla seydi şehre gitmedi ya. Keşke Nisan çalışsaydı şu anda Nisan'dayken. Nisan'ın 6'sında ben Nisan'la ilgili ne verebilirim sana? Tamamını nasıl çıkar? Şöyle olacak böyle olacak. Ratingler gibi düşün buna gel. 32 derece Hatay'daki en yüksek sıcaklık, daha doğrusu Mart ayının en yüksek sıcaklığı Hatay'da yaşanmış. 32 derece. En düşük sıcaklık nerede? Zonguldak. Sivas'ta. Sivas'ta mı? Bravo. Sivas'ın neresinde? Kangal'da. Valla bravo. Siz de çok güzel şey yapmışsınız. Kaç derece peki? Sıfırın altında? Sıfırın altında 15. 17 mi? 15 mi? İkiniz de bildiniz bravo. Sıfırın altında 15 derecelik bir en düşük hava sıcaklığı var. Mart ayının genelinde. Ay niye bu kadar ısındı? Bak beni tedirgin etti bu şey ya. Ya işte. Hiç vallahi hoşuma da gitmedi yani. Tam sıcaklık güzel de bundan sonra böyle ay çok ımıl 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 diye Mart ayı martlığını yapmazsa Nisan'dan ne hayır bekleyeceksin? Ondan sonra böyle abi verileri şey yapacağım. Getireceğim sizin önünüze. At önümüze fırlat, yüzümüze fırlat Oktay. Anlatamıyorum çünkü. Sinirli, bas bas bağırıyorum anlatamıyorum. Veri olunca sen de aradan sıyrılmış oluyorsun. Yani onun dışında çünkü sen sanki şahsi fikrinmiş, karakterinin sana emrettiği hissettirdiği şekilde davranıyorsun gibi bir şey oluyor. Karar kasma falan diyorlar. Ben bazı dertlerimi söyleyeyim. Abi neyi kasmayacaksın? Kas ya. Kas. Esemediğim laflardan bir tanesi. O yüzden Oktay, bundan sonra verilerle kas. Teşekkür ederim Fahir. Verilerle geleceğim ülkemize. Örnekse 6 Nisan 12 Nisan dönemine şöyle bir bakarsak ülkemiz genelinde hava sıcaklığı artacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hafta sonunda batı kesimlerde, hafta başındaysa iç ve doğu bölgelerde o sıcaklıklar biraz düşecek, azalacak. Bugün Türkiye genelinde bir yağmur beklentisi yok. Belki Çanakkale çevrelerinde tıp tıp şeklinde atacak bir yağmur Çanakkale olabilir. Çanakkale sonuçta sinek. Sonuçta sinek dediğimiz bir yer. Ankara'da bugün yani sinek bol anlamında yani. Tabii. Evet. Tabii sinek çok olur. Sinek yani. Bol olur. Rüzgarlı olduğu zaman olmaz. Olmaz. Yani. Rüzgar sineği alır. Ankara'da 22 derece yüksek hava sıcaklığı bugün. 18 derece İstanbul'da beklenen en yüksek hava sıcaklığı ve İzmir'de ise 24 dereceye kadar yükselecek hava sıcaklığı. Mükemmel rakamlar bunlar ya. Vallahi harika rakamlar yani. Yarın başkentte 23, pazar günü yağmurla beraber 23, pazartesi buradan bakınca yine yağmurla beraber 21 derecelik bir hava sıcaklığı. Şimdi var. Herkes şapkasını önüne koysun, düşünsün. Biz bu güzel havaları gerçekten hak ediyor muyuz? Hak etmediğini düşünen varsa hak edecek şekilde yaşasın. Ha bravo. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Dinleyicilerimize de hatırlatalım, sizi de uyarmış olayım. Acayip uykusuzum. Lütfen Star Wars konularına girmeyin. Türkiye ikinci bir Luke Skywalker vakasını kaldıramaz. Vallahi lütfen rica ediyorum. Ege ne oldu dün? Biraz açar mısın? Yani nedir? Sen çünkü istediğin konudan bahset. Yani biz şey yapmıyoruz. Seni bir Star Wars konusuna çekmeye çalışmıyoruz. Ne tetikledi seni? Star Wars konusu da yok zaten ortada. Star Wars diye de bir şey ben yok. Ben önden yani söyleyeyim de sonra çünkü tamam. Nasıl Fahir Bey zaman zaman cezai ehliyet olmadığını söylüyor. Ben tamam, de bu sabah o hakkım varsa kullanmak istiyorum. Tamam kullan. Yani herkesin bir günde olsa cezai ehliyetin olmadığı hakka sahip olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. İlk önce yatakta uyuyamadığımı, normal yatışımda uyuyamadığımı dinleyicilerimize söyleyeyim, size de söylemiş olayım. Sonra çok önemli bir bilgi bu bizim için. Çok dönüyorum bürgeye uyandıracağım gece gece diyerek. Bir salona gideyim, bir uyduruk film açayım da uyuyayım karşısında dedim. Bu da çok önemli bir bilgi bizim için. Ondan sonra şu ortaya çıktı. Nice Guys hiç de uyduruk değilmiş. Çok komik filmmiş. Çok enteresan. Yani bak nereden nereye geçiyorum. Ne biraz kadar sinema, önemli bir sinema var. Hayata dair. Hayata dair her şey var. Ondan sonra filmin sonuna kadar seyretmek zorunda kalınca üstüne de biraz bir şeyler yiyeyim falan dedim. Hayır, ondan sonraki söylemeni şey yapacağım. Galiba uyuyamamamın sebebi aç olmam diyerek yemek yedin. Yemek üstüne. Sen diyet dediğin misin?
Diyetteyim. Diyete ama uygun mu yedin gecenin üçünde? Vücudumun haberi yok. Ne yedin ki? Gece ne yediğini de çok... Ankara'mızın en büyük güzelliği desem. Simit mi? Beypazarı kurusu tabii ki. Aa, çok hoş. Beypazarı kurusu yani yekten Beypazarı kurusu mu, yoksa yanına şahlandırıcı malzemelerle destekledin mi? Sen tereyağlı bir diyet yapıyordun. Sürseydin tereyağını üstüne. Beypazarı kurusu zaten bol tereyağlı olduğundan. Oo, yetmez bu mı? Arada şeyi hiç anlamıyorum ya. Biz hani böyle Ankara'dan İstanbul'a gittiğimizde oradakiler hep şeyde, Ankara'dan simit getirin diye. Nasıl Ankara'da olmuş bu insanlar ya? Beypazarı kurusu akıllarına gelmiyor mu? Ya Beypazarı kurusuna simit kadar rahat ulaşabildiğim bir şey değil ki. Ankara simidini sen her köşe başında her yerde bulursun. Ama Beypazarı kurusunu sadece ve sadece seçkin marketlerde. Sloganı nasıl oturduysa Beypazarı kurusunu belki ondan istemiyorlardır. Neden? Neydi? Beypazarı kurusu Beypazarı'nda satılır. Hiç öyle bir slogan yok sevgili dinleyiciler. Ama yanlış olmasın, programımızda çoğu şey şakadır. Çünkü bazı şeyler çok ciddiye almıyor. Evet. Bu sefer Ankara'da Beypazarı kurusu olmaz diye şey olmasın. Ege'cim, bu paylaşımların için ayrıca teşekkür ediyorum sana. Yani sonuçta kaçta uyudun yani? 5:30. Sen kaçta uyudun Fahir? Ben 10 olmadan uyudum valla. Ne kadar güzel bir denge var programımızda ya. Ya onun eksiğini ben kapatmış oldum bu durumda. Yani. O zaman sen Skywalker konusu açılırsa sen konuş. Ben konuşayım. Ortada bir Star Wars konuşulacaksa onu benle konuşacaksınız. Hay hay. En çok benle konuşacaksınız. Şimdi biraz da Games of Thrones, yani Games of Thrones, tahtın böylesi. Ve veliaht kavgalarıyla mücadele eden bir kraliyet ailesi. İspanya mı? İspanya. Dün ben onun görüntülerini seyrettim. Hakikaten bu kadar çirkin bir şeyi uzun süredir, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, hani kraliyet ailesinden beklenen şey, işin içinde sağlam bir asalet var ya, hiç yani bu neyi kadar seyrettin sen, ben anlamadım. Anlattığından daha mı çirkindi? Anlattığından. Onu itmişti, o onun yanına çekmiş falan. El itmeler. Ondan sonra büyük ana kraliçe torununu öpüyor alnından. Öbür gelin koşuyor. Annesi evet, alnını siliyor öptüğü yeri. Onu biz geçen gün yani konuştuk. O derece bir yavanlık var yani. Biz onu geçen gün konuştuk değil mi Fahri? Dün değil, önceki gün konuştuk. Dün konuştuk Oktay. Dün konuşmadık ya. Dün konuştuk. Dün konuştuk. Yok, önceki gün konuştuk. Dün değil, önceki gün. Son anda konuştuk. Uğurladık ya. Evet, hakkını veremedik. Çünkü ben de dün seyrettim o görüntüleri. Aha dedim, yani bu olay hakikaten büyükmüş. Çok çirkin. Şimdi aslında şöyle bir şey. Kraliçe Sofya biliyorsunuz. Eski kral. Juan Carlos'un eşi olur. Kraliçe Sofya diye geçer. Şimdi ondan sonra tahttan ayrılınca Juan yerine melek yavrusu Felipe geldi. Felipe de geldikten sonra, şimdi Felipe'nin hanımı eski bir haber spikeri. Halkın içinden gelmiş. Felipe'nin hanımı çocuklarının anası değil anası, mi? Evet. Şimdi esas mesele de şuradan çıkıyor. Kraliçe Sofya bir tane iki torunu var da, bir tanesini kendine çok benzetiyor. Tip olarak. Ay diyor, bu diyor aynı benim küçüklüğüm, aynı benim çocukluğum. Kız torun mu, bayan torun mu, bayan birey torun mu? Doğru söylüyor. Tamam, ceza ihliyeti yok ki, oradan istedikleri kadar söyleyebilirler. İkisi de bayan birey torun. Bir tanesi ama daha çok benziyor hakikaten. Aynı benim gençliğim. Ben şunun diyor, biraz alnını öpeyim mi diyor. Hayır, yani bu esas mesele şuradan çıkıyor. Nereden çıkmış hakikaten? Kraliçe Sofya, ana kraliçe diyeyim, çocukları tam bir şey gibi kraliyet ailesine yakışır şekilde yetiştirmek öyle istiyor. Eski kafa. O öyle diyor. Anneleri de diyor ki bu çocuklar öyle değil. Bu çocuklar normal düz bir vatandaş gibi. Monarşi mi kaldı abi diyormuş. Aynen çok öyle diyor. Çok özür dilerim de Sofya kraliçe olduğu kadar hanımefendi Letizia mıydı, neydi adı? Öyle galiba ya. Evet. O da Letizia. Kraliçe değil mi? O da, yani onun da sonuç olarak geçiyor. Eşi Felipe. Kral. Birisi eski yeni kral. Eski kral. Yeni kral. Eski kraliçe. Senin kraliçeliğin kadar benim prensliğim var demiş. Prensesliğim var demiş. İşte böyle Sofya. Gerilimler oluyor ya. Kral sana hep böyle. Ya mesele eski de. Eski kral hayattayken yeni kral olunca işte böyle gerilimler oluyor. Önce kayınvalidenin, yani kraliçe Sofya'nın torunlarıyla poz vermek istemesiyle başladı. Tam poz verirken kamerayla şeyin arasına Letizia bir adeta dişi kaplan gibi atladı. Ve melek yavrularını falan elini gerçekten kolunu indirdi. Gerçekten o kadar büyük bir profesyonellikle atlıyor ki oraya. Ben yani 3 kere falan izledim. Vaktim de vardı. Yani şey, böyle yanlışlıkla girmiş gibi araya giriyor Fahir videolar. Sen de izledin mi videoyu? Evet. Ama aslında son derece bilinçli yani. Ve tabii kasten yaptı diyorlar. Kasten yaptı. Şeyin araya kraliçe Sofya'nın şöyle bir
kafa hareketi var. Yani çekil anlamında bir kafa hareketi aslında. Yani kafası iki, çünkü iki eli şeylerin torunların üstünde. Fotoğraf makinesiyle objektiflerle. Şöyle diyor, şöyle diyor. Beri yana gidiyor, kay evet. diyor. Şimdi ilişkileri ilk zamanlar iyiymiş ama işte çocukların yetiştirilme konusunda kayınvalide ile gelin arasındaki anlaşmazlık. İki kraliçe desek daha doğru. İki kraliçe falan. Arasındaki anlaşmazlık hakikaten böylesine çirkin görüntü. Ama ondan sonra bir yine kameraların karşısında yine beraber geçiyorlar yani 3-5 dakika sonra bu olaydan sonra o yalan yavan gülüşmeler şeyler böyle yüzlerde şey var. Olayı tatlıya evet. Allah yaradan. Belanı versin. Tatlıya bağlanıyor. Tatlıya falan bağlanan bir şey yok Ege. Hatta daha da sert şeyler çünkü ana kraliçe gelini hakkında basına demeç vermiş. Çocuklara iyi bakmıyor diye. Gerçekten böyle ama. Hiç gerçek bir anneannelik yapmış. Yok anneannelik, babaannelik yapmış. Ama gelini hakkında konuştuğu oğluma için gerçek bir kayınvalidelik aslında yaptığı. Letizia'nın da tabii sinirler zıplamış. O da tabii eski Katalan. Onun da bir şey Katalan damarı var. Ama bu şey mi yani bu sonuçta Pamuk Prenses'ten biliyoruz bu bazen kraliçeler kötü kalpli kraliçe olabiliyor. Sonsuz güzellik ve sonsuz gençlik için emizleme yapıyorlar ya. He. Alından böyle enerjisini emizleyerek bir ama torunu 90 be yılda hiç fark etmez ya sonsuzluk derdi yani gözün kararır artık torunundan mı emizlersin sokaktan geçirdiği başka bir adamdan mı emizlersin yani şimdi gelin şey yapıyormuş sürekli torunları anneanneye götürüyormuş bu istediği gibi görüşemiyormuş böyle bu dediğim de kraliçe Sofya oradan zaten bir ayarlanma bir atarlanma olmuş yani çünkü her hafta sonu hadi gelin kraliyet balosuna gidelim şöyle yapalım ben işte annemlere gideceğim işte şey oldu annem mantı yaptı Katalan böreği yaptı ona gideceğiz onu yiyeceğiz. Çocuklara da hamur işi hamur işi olunca obez olmuş çocuklar ya. Ya hiç obez falan değiller gayet de güzeller. Pırlanta gibi. Hakikaten pırlanta pırıl pırıl ama arada hakikaten kayınvalideyle gelin tepişirken umarım ki çocuklar bir taraf tutuyor mu bu şeyde? Ya video, çocuklar çok yazık garibim ya böyle görüntülerdeki gerilimde. Evet o bir anne babaannesinin bir elini itiyor bir şey yapıyor. Ya o da itiyor ondan sonra babaannesi hop bir adeta tükür yavrum babaannenin yüzüne falan diyormuş. Çok çirkin ama annesi ya mi? Gerçekten çok çirkin ya. Peki bu şey ne yapıyor? Kral ne yapıyor? Genç kraldan bahsediyorum. Genç kral şu arada böyle bir annesiyle, araya girme bir ortamı yumuşatma falan şey yapmıyor mu? Annesiyle eşinin arasında kalan kralın hakikaten o şaşkın bakışlarındaki şeyi görecektiniz. Kralım ama burada ne yapacağımı bilmiyorum. Anne, ya hayatım, ya lütfen rica ediyorum. Yapmayın böyle rica ediyorum diye geziniyor. Hakikaten ezik diyebiliyor muyuz bir krala biz buradan? Ezik kral Felipe mi? Yani İspanya ile aramızı önce, bozmaya çalışıyorsan da Oktay ezik bana diyebiliyor muyuz yani. Eziliyor ama kimlerin yanında eziliyor? İki kraliçe arasında kalan kral ezilir tabii. Evet abi yani bu şeylerin ne derler ona catfight dedikleri amiyane tabiriyle yabancıların yani çamur güreşi. Evet abi çok güzel çamur güreşi doğru. Ezik kral. Modern sabahlar. Modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 7.53 oldu saatimiz ve cuma sabahında olduğumuzu hatırlatalım. Ay bugün nasıl geçecek diyenler geçtikten sonra gelecek günleri düşünerek moral bulabilirler. Güzel de bir hafta sonu bekliyor hepimizi. Hepimizi derken ülkeceme böyle bir güzel hava eşliğinde hafta sonuna gireceğiz. Doğru. Lütfen rica ediyorum herkes hak ettiği değeri versin diyelim. Oktay Bey yaz hafta sonunda Boracay'a gidecek olanlar varsa lütfen gitmesin. Filipinler Boracay'dan bahsediyorum. Kaynıyı mı? 6 ay kapatıldı. Neye? Turizme. Sebep? Artan çevre kirliliği sebebiyle. Evet ama Boracay'ın şöyle bir özelliği var. Çin'in Alanya'sı diye geçer. Yani hakikaten bir yoğun Çinliler de kalabalık ya. Ondan sonra acayip bir şekilde orayı mesken ediyor. Akın ki. Bakanlar Kurulu kararı alınmış yani. Filipinler'de Bakanlar Kurulu kararıyla olağanüstü hal var mıydı Filipinler'de? Bilmiyorum. Yok, değil mi? Lütfen yok Filipin siyasetine girmeyelim lütfen. Yok bir okan yani, çünkü. Artan çevre kirliliği gerekçesiyle hakikaten turizme kapatılmış. Yani, anca temizleriz demişler. 6 ay turizmi açıyoruz. 6 ayda bunların pisliğini temizliyoruz. Aşırı turist yoğunluğu bu yoğunluğu karşılamak üzere gelişen düzensiz yapılaşmanın ciddi çevre sorununa yol açtığını dikkat çekilmiş ve sinek mi varmış? Hayır yani tabii senin benzetmenle alakası yok bu söyleyeceğim şeyin ama devlet başkanı Rodrigo Duterte adanın lağım çukuruna döndüğünü söyledi.
adamızı çok affedersiniz. Lağım çukuruna dönderdiniz demiş. Turist, ve kapatıyoruz demiş. Turist döviz bırakıyor da. Başka yani şeyler sadece bıraktığı şey döviz efendim. Değil. Doğru yani diyorsun. Bir de ben diyorum abi, o kadar kalabalık kalabalık alıyorsunuz adamları. Bu adamlar, bu insanlar nereye yapacak? Yani o da en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Başka bir adayı acaba sadece bir yani bir sürü ada var ya orada. Yani evet. Binlerce ada var. Bir tane adayı da şeye çevirseler. Kabahat adası mı? Bir kabahat adası. Nasıl bizde? Eşek adası var. Gitken zor olur ya. Var. Bazı insanlar çünkü çok hızlı şey yapıyor. Yok ya, orada turistik yani. Yani benim hemen gitmem lazım falan filan diyor. Yani ama orada süre çok önemli. Turistleri uyaracaksın. Diyeceksiniz ki öyle kafanıza göre. İstediğim zaman istediğim yere yok. Tek bir ada var. Kabahat adasına gideceksiniz. Ne kabahatiniz varsa yapacaksınız. İşte anladım da. Zaten. Ama mesela şöyle Borak, olur. Boracay'dayken o başka belirlenen kabahat adası diyorsun ya. Oraya gitmek şey olur diyorum. Hayır. Zaman alır. Hayır. Ne yapacaksın biliyor musun? Yarım saatte bir sefer düzenleyeceksin. Ha. Tamam mı? Gelmeden gidin diye. Ha, tabii şöyle. Hayır. Bak dinle. Yarım saatte bir sefer düzenlenecek ve herkese de ayıracaksın. Mesela kimlik numarasına göre işte sonu 1 ile bitenler, 2 ile bitenler. Onlar işte saat sabahleyin siz 7'de yiyeceksiniz. Siz 7.30'da yiyeceksiniz. Siz 8'de yiyeceksiniz. Herkese de aynı yemek. Aynı yemek. Kimine posta bir şey çıkarsa ona mülayimet verir. Evet. Ama tabii herkesin bünyesi, bazısının bünyesi doğru. Daha hızlı yakıyor. Ha, daha hızlı yakıyorsa yarım saat önceki servise biner. Daha hızlı yakıyorsa daha yavaş yakıyorsa işte yarım saat bir saat sonraki. Ya mükemmel bir sistem yani. Kurduğumu düşünüyorum. Sen bilmiyorum. Filipinler Bakanlar Kurulu'nda güzel bir şey yapsana, sunum. Onu gerek yok, Filipin'e devlet başkanı olacak adamsın diye bir söyleseydin, adamsın diye. Ben önce sunumu yaparsın da sonra devlet başkanlığına. Sen nasıl dersiniz diye bitirirsen. Sen seyirli şehir sevdalısıysan ben de bir Filipin sevdalısıyım. Ama tabii şöyle tabii bir Adanalılığımı da orada bir küçük adaya da Adana. Ada hem orada ya. Ay çok güzel fikir Fahir ya. Bak, ada na. Yani na adası anlamında. Hakikaten az önce Filipinlere devlet başkanı olacak kişisin diye düşünüyordum. Şimdi Adana'ya devlet başkanı olacak kişisin diye düşünmeye başladım. Teşekkür Fahir. Ediyorum ya. Adana, sağ olun. Tabii ki Filipinler'deki ada na adasını. Ayyapa. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Cuma sabahında yeni bir saat başladı. Hepinize bir kez daha günaydın diyelim, olaylara bakmaya devam edelim. Cuma Hayır. oldu, haftayı kapatıyoruz yani. Evet, haftayı kapatmıyoruz canım. Yani normalde teknik olarak bir çalışma sezonunun, küçük bir sezonun sonuna gelmiş gibi düşünün çokları için. Haftanın son günü gibi geliyor bana. İşte sen öyle olduğu 40 için. Yıldır. Yaklaşık olarak 40 yıl ama işte hafta sonu çalışanlar var. Onları hep ben sanki cumartesi pazar bana ekstradan verilmiş 2 gün gibi hissediyorum. Ki cumartesi pazar da çalıştığım zaman tamamen oluyordu. Ücretsiz yani. Ya çalışmayla alakası değil herhalde. Hı. Verdiği his olarak. Ama bünye öyle alışınca artık o hissiyattan kurtulamaz. Herhalde öğrencilik bir tarafımda hala var. Niye yani öğrencilerde cuma günü haftanın son dersin olduğu gün yani son dersin. Bitiyor yani cuma, o bir şekilde çıkmadı herhalde içimden. İşte iş yerleri için, okullar için vesaire için herkes de böyle bir, ben ne bileyim, cuma coşkusunu kimsenin de yarıda bırakmak istemiyorum da ama yani kaç tane cuma gördük yani. Gördünüz yani ne oldu. Sonrası ne? Pazartesi. Sanki yani. Hafta sonu herkes çok önemli şeyler yapacak. Çok en kalite şekilde değerlendirecek. Herkesin aklına böyle hani şöyle bir iki gün olsa böyle acayip şey yapacağız falan diye normal çok sıradan geçirdiğimiz pek çok zaman da oldu. Yaşama sevincimi yok ettiğiniz için teşekkür ederim ikinize de. Oktay, senin sadece yaşama sevincini değil. Japonya yaşama sevinci buluyoruz, ne yapalım? Evet. Japonya sevdanı da içine tıkayacak bir başka gelişmeyle istersen devam edelim. Ama yani genelleme üzerine bir şey mi yoksa böyle bir haber? Yok. Japonlar şöyledir böyledir diyeceksek hiç yani demeyelim öyle şeyler. Japonlar, ama bir olaysa. Olay evet, olay tamam. Hem de Japonlar şöyledir böyledir diyebileceğimizde güzel de bir imkan sundular bize. Ben hep mesafeliyim yani, Japonları seviyorum evet şeyler. Bak bu tip şeyler Japonları. Tamam lan tamam, Japonlara bir şey demiyorum, en kalite insanlar Japonlar tamam. Hayır, yani. Japonya'da en kalite memleket. Anlatamadım ben. Seydişehir'le evet. Japonya kardeş memleket zaten. Yo ben anlatamadım. Ben anlayamadım. Buyurun siz haberinizi verin. Şimdi sumo güreşi evet. Japonya'nın geleneksel, nasıl bizim Kırkpınar'ımız var onların da. Hiç alakası yok ya sumo ile Kırkpınar'ın. Gelenekselliği dışında zaten bir bağlantı kurmadım. Yani Kırkpınar kadar coşkulu oyunlu bir müsabaka var mı yani? Ya o da sumo'da onlara... bir adamın bir kayayı itmesi gibi bir şey ne kadar enteresan olabilir. Bir adamın başka bir adamı itmesi gibi.
ve irice adamlardan. Oyun yok, bir şey yok ya sumoda. Var. Kilo var sadece. Hayır, oyun var. Sen ne kadar sumo güreşi seyrettin ya, saçmalama ya. Sen ne itiraz ediyorsun Fahir ya? Olimpiyatlar için de aynı şeyi söylüyor. Ya, kış olimpiyatları için de aynı şeyi söyleyen ya, bir adam Ege Kayacan. Yani doğru, ben de ciddiye alıp cevap veriyorum ya. Hayret bir şey. Sumo güreşi geleneksel, herkesin de çok hastası olmasa da işte bir kısım insan hakikaten öyle bayılar. Sumo güreşinin ligleri falan var mı? Var. Yani çünkü bizim, böyle bizim şey gibi Kırkpınar gibi böyle bir yılın bir döneminde mi yapılıyor yağlı güreşlerimiz gibi, öyle bir şey yok mu? Düzenli haftada bir iki vardır yani. Ya maç gibi ya. Peki düşün, bir şey soracağım. Mesela iki Japon biraz böyle neşelendiler falan, bir enerjileri yüksek genç Japonlar. Hı hı. Sumo güreşek mi diyorlar? Ne diyorlar? Yani ya, başka güreş bilmiyorlar mı onlar? Hayır canım, biz de neşvelendiğimiz zaman şey demiyoruz ki, yağlı güreş yapalım demiyoruz ki. Normal güreş var, o ayrı bir şey. Yani sen hadi o zaman pantolları çıkaralım, don takalım. Kıspetlerimizi giy. İsterseniz önce bir şeyler yiyelim, sonra sumo güreşek. Hayır canım, öyle değil tabii ki. Sumo güreşinin bir takım şeyleri var, ritüelleri var. O ritüelleri gerçekten. Don giymek. Don giymek o değil. Onların giydiklerini. İp sarkıtmak alttan. Hocam ip sarkıtıyor. Donun hoca ip sarkıtıyor. İpler sarkıyor ya, renkli. Aynen. Renkli. Renk, onlar don değil zaten ya, özel bir şey var. Bizde özel bir adı vardır mı? Özel bir adı vardır. Şimdi olay geçen hafta gerçekleşti. Ne olmuş? Ondan sonra Maizuru kentinde arada biri mi kalmış? Evet, belediye başkanı Ryozo Tatami ringde, tam da bak vallahi ringde konuşacak belediye başkanı ismi Ryozo Tatami. Ringde konuşurken aniden bayıldı ve yere düştü. Heyecanlandı yani, zar. Ya heyecanlandı ya tam düştü ya bir şey oldu işte, neyse. Birden tabii sağlık ekipleri de yan tarafta ne bekliyorlar müsabakada. Ya işte konuşmayı yapıyor. Açılış maç öncesinde şey konuşmasını şey yapıyor. Şey oluyor mu Japonya'da? Belediyemizin ya sumoyu, sumo güreşi tesisi, hepinize hayırlı olsun. Lütfen sumoyu sumoculara bırakın ya. Sen bir belediye başkanısın. Git başka yerde konuşacaksan. Ya bu hani penaltı çekiyor ya siyasiler. Aha. Kaleci en alakasız yere atlamak zorunda. Aha. Sumoda da öyle bir şey var mı? Gelip böyle mesela işte başbakan falan parmağının ucuyla deviriyor mu öyle sumocuları? Ya olabilir, bilmiyorum. Protokol karşılaşması mı diyorsun? Şeyinle. Valla ona girmiyorlardır ya. O kadar da, çünkü bir de o kıyafetleri giymek lazım. Yani takım elbiseyle şey atılır da şut çekilir de takım yani elbiseyle sumo olmaz. Mindirinde çıkılmaz. Ha, neyse, belediye başkanı konuşmasını yaparken bayılınca işte sağlık ekipleri müdahale etti, ama sağlık ekibinde kadın sağlık çalışanı var. Şimdi bu sumo güreşinin de en temel öğelerinden bir tanesi, kadın giremiyor ringe, evet. Ringe kadın asla ve kat'a giremez. Kadın orada girip işte müdahale ederken belediye başkanına, herkes çığlık çığlığa, yani herkes çığlık çığlığa. Ringe kadın girdi. Aynen öyle Ege. Ringe kadın girdi, çıkalım bu kadını buradan falan. Ya orada belediye başkanı gidiyor. Hakikaten en büyük dertleri kadının ringe girmesi. Gerçekten apar topar yani, kadınlar yapmışlar, kadınların bir de şöyle bir şey var. Kadınların alanı kirlettiği şey var. İddiası var. Neyse, çıkartmışlar hem belediye başkanı. Hem sıkıcı hem cinsiyetçi mi yani? Evet. Biraz evet, öyle cinsiyetçi. Cinsiyetçi. Sonra alanı temizlemek için kilolarca tuzla alanı şey haline getirmişler. Dezenfekte hale getirmişler. Hakikaten öyle. Nasıl bir sumodan, yani zaten hastası değildim de Ege Kayacan'dan daha uzak mesafedeyim şu anda sumoya yani. Bence bunlara yapılacak en güzel şey sumo kadın takımı olmaz. Gerçi o da şey olsa. Kadın sumo takımı mı? Kadın sumo takımı. Hadi yani ona uygun bir kıyafet ayarlanır ya. Niye kadın güreş şey yok mu? Var mı? Var tabii. Normal var değil mi? Var. Kadın güreşçiler diye bir şey var mı? Hı. Ona minderim perilerim deniyor. Ne diyor? Ne deniyor? Bir şey deniyordur ya böyle, hani bir şey. Şunu bilmiyoruz ya. Potanın perileri var. Filinin sultanları var. Minderin prensesleri. Olsaydı bilirdik ama düşünülebilir. Onu düşünülebilir. Federasyondan bir açıklama var mı Fahir? Sumo federasyonundan. Şit çıt çıkmıyor. Çıkmamış mı? Evet. Ya bu artık hakikaten bu şeylerin, bu çirkin adetlerin de bir şekilde sona ermesi gerektiğini İnsanın düşünüyorlar. İnsanın olduğu her yerde gerizekalılıkta olacak diyebilir miyiz? Tabii ya, Japonya'da olsa da olacak. Affedersin. Bir yer daha söyle de bari tam şey olsun. Rusya. Ya Rusya deme, Rusya saçmalama Rusya, ya. Rusya ve İran dışında bir şey söyler misin? Bir şey söyler misin mesela? Kanada'da istersen. Kanada'da da olur, evet olur. Sevgili dinleyiciler, çeşitli sesler çıkararak bu bölümümüzün sona geldik. Ben güzel bir şarkı ayarlayayım.
Çünkü beklediğimden önce bitti sohbetimiz, hepimiz umulmadık bir şekilde aynı fikirdeydik. O yüzden bana müsaade edin. Gönlünüzden geçen Gökhan Tepe Sevda Çocukları'dır. İsterseniz onu ayarlayalım. Buyursunlar efendim. Gökhan Tepe Sevda Çocukları ile devam ediyor Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. JoyTürk'te Modern Sabahlar devam ediyor mu ediyor sevgili dinleyiciler. 8.24 oldu saatimiz Cuma sabahında. İlginç bir şekilde olaylara bakmaya devam ediyoruz. Ben o kadar gülmüyorum Fahir. Ay vallahi benim bana sinirim. Hiç komik gelmedi. Bana da hiç komik gelmedi ya. Vallahi biraz da olaylara bakalım ya. Yap 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 burada sor 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 dinleyicilerimize. O zaman Cuma tatili mi veriyoruz yani? Onu mu demeye getiriyoruz yani? Evet, onu dediğinizi duyar gibiyim. O zaman ben de susayım, hep beraber suskunluğumuzu koruyalım. Ne dersiniz? Hiç belli olmaz. İyi oldu. Yayınımız o da sürprizlerle dolu. Sürprizlere nedir? Gebe. Şimdi biraz güzel bir yiyecek olsaydı stüdyomuzda. Güzel bir yiyecek olsaydı. Her şey tatlıya bağlanırdı. Her şey çok farklı olurdu. Ama şu anda yani böyle bir yani simit falan klasiklerden bahsetmiyorum. Yok. Yani şöyle bir mesela şu, hiç beklentimiz sen yokken şu anda şaşırtıyorsun böyle bir ya bizi, böyle bir, hiç olmadık yerde ne bileyim bir enteresan bir piskevit getiriyorsun. Hı-hı. Ne bileyim bazen salam kaşar getiriyorsun sevgili dinleyiciler, stüdyomuza bazen sabahları salam ve kaşar getiriyor. Stüdyoya sokmuyoruz. Stüdyoda sokmuyoruz. Bir şey içeceğini bize en başta öğrettiler. Bir iki tane ekmek türü getiriyorsun, ya çiçek ekmek veya da böyle üstü alengirli çok güzel ekmek, çok güzel ekmek ya. Onlarla falan şaşırttığında o günün şeyi ayrı oluyor yani. Hayır, onu işte ben sabah gelirken alıyorum ya. Aha. Yani o yine biraz beklenti içerisinde yani, mesela sürpriz yok değil mi? Sürprizi yani var da yani şeyle getirilen şeyle ilgili bir sürpriz o. Yani böyle anlık bir mesela şu anda biz konuşurken mesela içeriye 3 tane şey girse. Ninja mı? Mesela böyle bak, Ege yumurta. Mesela bu hafta ikinci kez soruya ninja cevabı verdi. Evet, demek ki sabah kez. Sabah adamın canı ninja çekiyor. Şöyle kapalı mesela, iri yarın ninjalar. Vallahi Ege fena da olmaz. Mesela çilek gelsin şu anda. Hiç işim olmaz. Ama evde var, yüzüne bakmıyor çocuklar. Evde değil ya, ben çilekten bahsetmiyorum işte. O yüzden çilek örneğini verdim. Şu anda gelse mesela. Soğuk mu? Dolaptan çıkmış. 3 tane geliyor ya Fahir. 3 tane böyle kap içinde geliyor. Bir tanesi soğuk, bir tanesi ılık, bir tanesi de oldukça sıcak. Saçma bir şekilde. Hatta üzerine de böyle çikolata şey yapmışlar. Sos. Sosu. Ay. Gerçi Ege yiyemez onu da. Evet, maalesef çok ağır yemezsin, diyet yaptığı için. Diyettesin sen. Şu anda diyetimi bozmamı gerektirecek tek şey baklava. Baklava olsa kralını tanımam yani. Tamam, o zaman bir kap çilek geliyor. Kap mı, kup mu? Bir kup çilek geliyor. 5 diş baklava geliyor cevizli. 5 diş de sarımsak geliyor. Sen Fahir. Abi ben bilemedim. Ne gelse şu anda neşelenirsin ya. Ne gelse sevinirim biliyor musun? Muz split. Vallahi güzel olurdu ya. Hem muz hem dondurma. Güzel olmaz böyle mı ya? Böyle yiyeceksin, dudaklarının böyle birleşen sağ ve sol kenarında siyahlık mı olacak sonra? Niye? Ben çikolatalı muz demedim ki. Muz split. Ha, çikolata sos olur. Ben meyvalı şeyler. Çikolata severim. Olmaz mı? Ne? Muz split. Olur da ya, ben klasiklerden hoşlanmıyorum o kadar. Kup deyince aklına geldi değil mi? Evet. Muz split. Ya Allah, canım çekti şimdi muz split. Hem böyle bir tokluk hissi yaratır. Hem bir ağız eğlencesi olur. Bir neşve olur bize. Biz iki tane kup istiyoruz. Biri çilek, biri muz. Bir tane de baklava. Kaç tane var porsiyonda? 4 tane varmış Ege. 5 yapabilir miyiz onu? Verdim ben siparişi. Evrene. Evrene verdin siparişi. Umarım döner dolaşır bize gelir. Şu anda yaşayabileceğim en büyük hayal kırıklığı da bir sürpriz bir şekilde baklava gelse ama çirkin çıksa. Zaten onu ev baklavası mesela. Ev baklavası. Baklava getirdim size falan diye birisi baklava getirdi. Ege sen bir ara waffle hastasıydın. Ne ara ondan uzaklaştın? Ne oldu da waffle'a bir mesafen geldi ya? Ben biliyorsun waffle değil, üniversite waffle hastasıydım. Doğru. Üniversite kantinlerinde satılanlar benim için. Çok güzel, çok güzel. İyi hadi birazcık o zaman şey soracağım size. Ben bir araştırmayı sizle paylaşmak istiyorum. Lütfen mümkünse. Fahir Bey, buyurun. Keyfi nasıl yerine geldi muz spliti yiyince? Tabii. Hayali bile yetiyor ya. Cinsel hayat hakkında insanların bilgi sahibi en rahat olması. Konuştuğum konu benim. Tabii canım, yani millette okula nerede? Gibi. Özellikle tanımadığım insanlarla. En sevdiğin konu değil mi? Cinsel hayatımı doya doya konuşuyorum. Şimdi insanların sevdiği renkler, onların özel hayatları konusunda birçok umulmadık bilgiler veriyorlar. Ama tabii ki lütfen. O zaman bana en sevdiğim rengi bir sorun. Bir dakika soracağım ama lütfen
böyle yanlama renklere gitmeyiniz. Fuşya seviyorum falan diye. Ya da böyle cam göbeği rengi, yavru ağzı falan diye şeyler değil. Ana renklerden bahsediyoruz. Ama sen sinirleneceksen vay bizim. Yani en sevdiğimiz renk değişmez yani. Ya böyle ana sabitim. Renk ya ana renk. Zaten giydiklerinizden 3 aşağı 5 yukalı, yukalı dediğim yukarı. Ne kadar anlaşılıyor yani. Ege söyle diyeceğim ama seni bekletiyorum. Oktay'dan başlayalım. Sen durumu daha güzel bir şekilde idrak et. Ana renk mi ara renk mi bilmiyorum. Turuncu. Turuncu. Aa, doğru söylüyorsun. Ya. Ana ben renk turuncu değil ama seven turuncu. Çok az insan tanıyorum. Onlardan birisi de sensin. Doğru söylüyorsun. Yani doğru söylüyor sevgili dinleyiciler. Hoş bir sohbet olacak ama benim anaokulumda en sevdiğim renkti. Ne? Turuncu. Anaokulunda en sevdiğim. Eğitim kağıtlarında turuncuyu almak için ben yapmadığım şey yoktu ya. Ama turuncu böyle parlak turuncu değil Fahir. Ha. Böyle olgun bir turuncu. Olgun turuncu. Bana olgun ya turuncuyu doğada bir tasvir edersen. El işi kağıdı deyince aklıma geldi. El işi kağıdındaki turuncu böyle pasparlak olur. Böyle cart olur yani. Öyle değil. Biraz daha böyle içine, olgun içine koyu bir şey katılmış. Peki araştırmayı ben sana vereyim. Sen ona göre değerlendir doğru mu değil mi diye. Turuncu seven kişiler son derece duygusal. En az bir o kadar da hassas kişilerdir. Veya hassas diye çok geçer. Çok hassasım. Canlı ve heyecan verici ilişkiler tam onlara göredir. Çok canlıyım. Ve fantazileri oldukça geniştir ve şehvetlidirler. Çok şehvetliyimdir. Doğrusu. Nasıl birisiniz? Şehvetli biridirim. Ege Bey siz de bir renk şey yapsak. Hem şehvetliyim hem canlıyım. Ve de son derece hassasım. İyi dans ederim. Evet Ege Bey. Siyah. Siyah. Ya siyahı sen asil bulduğun sen için. Siyahı, siyahı seviyor musun yoksa havalı olsun diye mi şimdi siyah diyorsun? Kim göstermez ya? Ya benim... Bence onu senin tamamen doğru söylüyorsun. Pasakalınla alakalı bir şey. Dolabım var yani. Her an bazen cenaze... bir renkli bir şey giyeyim diyorum. Giydiğim anda palyaço gibi hissediyorum kendimi. Ege canım, sen sevdiğin de... renkte giyinmek zorunda değilsin ki. Öyle bir şey de var yani. Ha, o zaman tabii kırmızı sen niye kıyafetlerin kırmızı. Üzerinden gidiyorsun yani? Tamam kırmızı. En güzel renk tabii ki kırmızı. Ege gene biliyorsun işini. Kırmızı şu anda ne aşkın oldu. Ve arzunun rengi. Bunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Arkadaşım çok arzunun... bir tane bir şaşırtıcı bir şey olsaydı keşke. Ne ya? Sevdiği renk kırmızı olan. Şey desem mesela sanalının aksine kırmızı sükuneti. Sükuneti temsil eder. Sükunet de. Sükunet de ba. Sevdiği renk kırmızı olan son derece kışkırtıcı ve helecan verici bir kişiliğe sahiptir. Aşktaki ihtirasının yanında her zaman başka bir aşka da hazırdır. Bunu sen kendin açıklarsın Bürge'ye bilemiyorum. Kırmızı sevenler ateşli bir yaşama sahiptirler. Ateşli dediğim hor 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 hor. Yani kuvvetli bir ateşten bahsediyorum. Kataletik yani. Evet, benim... Senin fayın ne? Ya ben... Programcılar birbirlerini tanıyor mu? Yarışmasına girsek yarın bir gün sıfır alacağız. Vallahi zıfır, 20 zıfır. Senedir beraber program yapıyoruz neredeyse. Yani siz benim en Fahir Öğüncün, Tevfik Fahir Öğüncün en sevdiği renk hangisidir diye bir soru sorulsa Ege ile bana böyle bakacağız birbirimize. Nedir yani bu? Ben senin adına bir tahmin yapacak olursam Fahir. Evet. Daha doğrusu seni düşünerek bir tahmin yapacak olursam. Yes please, thank you, well done. Yapamadım. Sarıyı kesin elerim. Bravo. Kahverengiyi de elersin. Kahverengiyi de elerim evet. Turuncu zaten. Turuncuyu yok gelmez sana. Gelmez. Gitmez abi. Mavi diyebilirim veya lacivert diyebilirim Fahir. Lacivert ana renklerden sayılan bir renk değil. Laci diye geçer ama. Laci değil. Senin önünde ana renk listesi varsa eğer yanlış bir liste o. Çünkü turanç sayılıyorsa. Lacivert olması lazım. Yani tabii ya lacivert takım elbisemi çekip geldiğim günlerin özelliğini hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Hatırlıyorsunuz. Ya benimki aslında beyazmıştı. Beyaz mı? Beyaz giyme söz olur, siyah giyme toz olur. Ay çok beyaz, asil ya. Valla asil, hakikaten asil, asil. Nazik, beyaz alçak çizim. Gönüllü. Bunlar var ya. Ben okuyayım mı şimdi senin o metinde beyazla ilgili? Evet. Saflığı, temizliği, hayır. Güveni temsil eder. Hayır, beyaz seven kişiler. Alçak gönüllü mü dedin? Sıra dışı olan kişiler değillerdir. Son derece sıradanlardır. Ay Allah son anda. Sıradan kişiler miymiş beyaz? Sıradan evet, farklılıktan çekinebilirler. Bak on... beyaz gömlek giymişsin Ege sen bugün. Hı-hı. Evet yani işte o giyim. Fahir'e bir neşve olsun diye giydin değil mi? Tabii evet, canım güzel. Şu anda tam bir benim için arzu tramvayı. Başka ne yazmış beyazla ilgili Fahir? Valla beyaz düz çok sıradandır. Kötü bir şey yazıyor mu peki herhangi bir rengin karşısında? Yani kötü dediğim yani hoşa gitmeyecek bir şey. Valla herkesin kötü tabii, iyi mi bilmiyorum özel hayatından bahsettiği için. Galiba güzel güzel şeyler yaşayıp da insanlara bir moral maç olsun diye bir şeye gitmişler. Şöyle bakıyorum, mora bakıyorum mesela, morda bir şey var mı? Mor asiliğin ve kendine güvenin rengi mor falan diye geçiyor. Ne ara asiliğin rengi oldu ya mor? Hakikaten ha. Ondan sonra saça girince mi acaba?
saçın böyle bir tutamını mor yapmak. Yani mesela siyah. Ben de bir kere saçımı boyamıştım. Siyah falan bakıyorsun, onda bir şey var mı? Monotonluk onların tek tahammül edemeyeceği şeydir. Ondan sonra maviye bakıyorum. Sevgi doldururlar ve partnerlerini mutlu ederler. Herkese çok güzel vallahi mavi boncuk dağıtılmış yani. Tabiri caizse. Ben bundan sonra cümlesini kurarken o zaman turuncuyu kullanacağım. Neyi? Benim işte nokta nokta konusu benim turuncu çizgimdir. Ben bundan sonra öyle diyeceğim. Ege, çok sen, güzel bir ifade. Kaç sen, tarafta düşün, de sen değiştirme kırmızı çizgi. Sen kırmızı çizgiden devam edeceksin. Fahir, sen de beyaz çizgimdir diyeceksin. O da çok, ama beyaz. Mesela hassas olduğun konu ne? Mesela baba parasıyla sigara içirmesi. Bu benim, baba parasıyla sigara içmek benim beyaz çizgimdir. Ama doğru bak, oyunun mesela futbol sahasının kenarları ne renk? Ne renk? Ya soruyorum, ne renk? Kenarları mı? Kenarı. Çizgilerine ya, mi diyorsun? Çizgiler ne renk? Taç çizgisi. Beyaz. Teniste beyaz. Efendime söyleyeyim, mesela yolda gidiyorsun. Ama metrolardaki çizgiler Fahir sarı. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. JoyTürk'te Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. İlginç bir şekilde saatimiz 8.47 oldu. Yani 4-7 yan yana toplayın 11. 8 ile toplayın 10. Bugün ayın kaçı? 6'sı. Hiç alakası olmadı. Olmadı, ortaya çıktı bu hesap sonucunda. Ama kimse... 4. aydayız, 6 ile 4'ü topla 10. Yani. 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 Aynısı. Tam sonuç. Bu hesaplarla sizi kandırmaya çalışanlara çok siyasete girmiş oldun değil mi şu anda? Dikkat edin sevgili dinleyiciler. Uyarımızı yapmış olalım. Bir uyarı da göktaşı değil zehir demiş. Zehir, resmen zehir soluyoruz Oktay. En tatlı zehir şeker miymiş? Evet. Canan Hoca bu konuyla ilgili ne açıklama yapacak herhalde, onu merak ediyorum. Göktaşı çıtır çıtır yiyin bunları. Bir süre açıklama yapmasa ne güzel olur ya. Evet, ne kadar bir süre? 5 yıl. 12 sene. Oktay çok vicdansızsın. Ben 5 yıl dedim, sen 12 sene dedin ne ya. Ne alakası var? Vicdansız yani, bir bazı açıklamalar yap demek bence vicdansızlık. Hayır yani, kadına bir şey yüklüyorsun. Benim söylediğim susacak. Hayır, bu yani, kadar ne kadar kolay bir şey değil mi? Hayır yani, açıklama yapmaya alışan insan da hani en fazla bence 5 sene durabilir. O yüzden ben 5 dedim yani. Ben olsam en fazla o kadar durabilirim. Dinozorların soyunun 65 milyon yıl önce dünyaya çarpan dev bir göktaşı sonucu değil, zehirli bir bitki yüzünden tükenmiş olabileceği ileri sürüldü. Nokta. Dereotu mu? Zehirli bitki. Çünkü dinozorlar o yani, mesela bizim de bir şekilde çoğu bünyede. Dereotunu seviyor musun? Severim. Nerede olduğuna bağlı. Oktay, seven insan. Severim. Bir şeyi seviyor musun diye. Fazla yemem. Yani, bir şeyi seviyor musun diye sorduğunda seven insan şöyle der. Seviyorum abi der. Böyle demez yani. Yo, düşündüm biraz. Dereotu seviyor muyum? Bir dakika dataları gireyim. Ya dereotu. Enginarın üzerinde severim. Bir bağ yiyebiliyorum. Yani yemem ama bir bağ yerim yani. Yani hiçbir şey. Yani sen seviyor musun dereotu? Ben bayılırım dereotuna. Dereotunu öfelesinler bütün şehir. Ben de ona da laf söylüyorsun Fahir. Ona yani ben hemen cevap vermediğim için bana söylendim. Ege hemen adam hazırladı sen söylenirken. 3. saniyede söyledi yani. Ben seviyorum dedi. Belki de düşünmeden dedi. De yani düşünmeden. Gururla söyledim. Olabilir mi ya böyle bir şey? Ne olabilir mi? Zehirli dinozorların bir bitki mi? Ya ben şimdi dinozorlar konusunda soyunun tükenmesi bir bitki yüzünden olabilir mi? Madımak mı Oktay? Çünkü hangi bitki olduğunu bizim söylememişler. Yani zehirli bir bitki. Hatta şöyle demişler, bu bitki türünü, zehirli bitki türünü o kadar hızlı tükettiler ki bunu ayı gibi yediler, affedersin. Yememeyi bir sonraki nesle öğretemeden sizler ölünür. Roketlediler diye böyle bir şey var. O dönem. Ya şimdi bu dinozorlar konusunda hepimizin içi çok rahat olsun. Benim zaten öyle. Yani insanlar olarak benim hayatımda hiçbir zaman bir tehlike arz etmedi dinozorlar. Mahvetmiş olabiliriz. Kendimizden başka canlılara hiç saygı göstermeden yaşamış olabiliriz ama insanlık olarak dinozorların neslinin tükenmesinde zerre suçumuz yok. Evet canım, rahatız. Demek kafamız ki, rahat. Böyle de düşünebilirsin yani. Demek ki bazı şeylerin hem de o kadar iri olmalarına rağmen nesli tükenebiliyor. Harese otu. Harese otu mu yediler acaba? Harese biliyorsunuz otu. Harese otunu biliyorsunuz. Biliyoruz değil mi? Cırcır yapar. Harese otu biliyorsunuz. Bütün dinozorlar cırcır olarak öldüyse çok büyük sıkıntı. Hırs kelimesini, o ihtiras kelimesinin kökeni de aynı zamanda oradan geliyor. O kelime harese otundan geliyor. Bu nasıl harese geçmiş Türkçemize? Harese 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 ihtiras. Büyük ihtimalle öyle geçmiştir. Zamanında develer, pek çok deve şey olmuş.
roketlemiş buharesi otundan dolayı. Böyle dikenli bir bitki. Konya seyahatlerinde bize de alsan bunları. Bugün cuma değil mi abi? Yerinde dinlesek. Haresi otunun en güzel konuşulacak gün bugün değil mi ya? Tabii ya, doğru söylüyor. Cuma günü olduğu için. Bu yemeklik bir ot mu? Böyle üzeri dikenli bir şey bu. Üzeri dikenli, onu güzel haşlarsın. Ama lezzetli yani deve. Zeytinyağı, sarımsak, sos. Ha, şey yersin onları. Bir deve gibi konuşacak olursam lezzetli bir ot. Hı. Daha doğrusu bitki. O dikenler de sanki böyle bir ağza ufak ufak tatlı tatlı batıyor. Hayır, tamamen aslında kanatıyor. Yani ağzını alıyor deve, çiğniyor, o tadı alıyor. Bir yandan işte ağzı kanamaya başlıyor. O kanla beraber daha da aslında sert çiğniyor. Daha da şehvetle yiyor. Ve ne oluyor? Sonra roketliyor. Neden dolayı? Bir söz üstadımız kan, kan kaybetti. Kan kaybı herhalde. Zaten o da zehirli ama lezzetli. Ve öyle bir kanayarak böyle gidiyor deve. En tatlı zehir. Bir devenin dramı. En tatlı zehir haresi otuydu. Ya valla dinozorlar pek ve bir şey söylemiyor. Ve hırsında kelime şeyi meyay, olduğunu hatırlıyorum. Meyay, meyay. Yani lütfen. Sorun var anlamında. Buyurun Fahir Bey. Şimdi bütün dinozor... Arapça konuşuluyor madem, neden İngilizce söz istenmesi ki programımız? Bütün dinozorlar otobur muydu da öyle oldu. Yani otoburlar. Etoburlar da ot yiyordur ama büyük ihtimalle. Yani, hepsi seçiyorlarmış ama. Sadece et yiyen var mı dinozorlar hayır, arasında? Sadece et yiyenler var tabii. Ama hayır, eğer sadece ona... et yani. Sen T-Rex'i falan. Anlaşılmadı diye kaşlarımı kaldırarak bir havuç yerken gördün mü? T-Rex'i. Ya onu hayır, T-Rex'i biz tamam et yerken gördük de havuç da yiyordur biz görmediğimiz zaman. Benim söylediğim yer elmazı havuç. Evet. Veya işte eti lezzetlendirmek için üstüne böyle şey yapıyor, terbiye ediyordur, bir şey yapıyorlar. Aynı şekilde zehirliyse zehri geçiyordur. Belki de şöyle olabilir. Otoburlar bu otu yiyip vefat ettiklerinde vefat eden dinozorları otoburlar etoburlar yediklerinde otomatikman onların şeyinden bünyesinden de etoburlara falan diye devam ediyor. Ama o zaman diğer şeylere de gitmesi lazım ya. Diğer hayvancağızların da bundan sıkıntı görmesi lazım. Tamamen bence fason bir şey. Bir günah keçisi aranıyor. O günah keçisi de ot, haresi, oldu. Ot oldu yani. Ama vallahi bu arada nerede ot festivali var bu hafta? Bir yerde ot festivali var. Alaçatı'da ot festivali var. Bir festival öncesi, festivale helal getirmek için üretilmiş bir haber olarak bu ben hafta değerlendiriyorum. Bu hafta ya. Bu hafta ot festivali bu hafta. İnsanlar gidecek orada, otlarını yiyecekler. İşte Ege, yani ne otlar var, sen Giritlisin değil mi? Yani canım, neler var? Çeşitli otlar var. Ne var mesela, bir 3-5 tane say bize. Havalılardan say, Şevketi Bostan'a var. Şevketi Bostan'a var. Cives. Cives mi? Cives mi? Cives. Cives var. Arap saçı var. Arap saçı. Ondan sonra deniz börülcesi. O sayılmaz hocam. Sayılmaz mı deniz börülcesi? Evet, evet hocam. Ben saymıyorum, kendi adıma şey yaparsan. Ne olarak görüyorsun onu? Deniz hayvanı olarak. Hayır, bir börülce. En güzel ot ya. Deniz börülcesi. Afiyet olsun o zaman yiyenlere, gelenlere teşekkürler. Yok, tepki almadım, şaşırdım yani. Bu şarkıdan sonra Gökhan Tepe Sevda Çocukları çok güzel gitmez mi? Hayır, iyi gelmez. Baştan diyor öbür de Sevda Çocukları başlamak gerek. Ay, yanlış şarkı söyledim ya. Şu anda bütün esprisi gitti. Evet, hangi şarkı söyledin? Sevda Çocukları'nı söyledim de. Ne gider peki bundan sonra? Şebnem Ferah'tan Sevda Çocukları mıydı? Yok. Şebnem Ferah'tan başarılı bir radyocu. Başarılı. Hakim. Fırtına mı dedin? Evet. Nereden geliyor bunlar aklına ya? Vallahi çok iyi buluyorsun. Çok şarkılar yapıyorlar ya. Çok vallahi çok sanatçı var. Çok şarkılar, çok güzel şarkılar var Ege. Bizim gençliğimizde ne kadar güzeldi. Bir popçunun bir tane şarkısı oluyordu. Hangi sanatçımızdı o? Yak Gönül Yak'ı söyleyen. Yak Gönül Yak Orhan. Hayır, bir tane sanatçı yani, var. Çünkü hani orada tek nerede şarkıyla oldukları için tek şarkıyla adlandırdı. Nasıldı ya o Yak Gönül Yak? Yak Gönül Yak. Yak Gönül Yak. Dumanı savrulsun. Sevgili dinleyiciler, Yak Gönül Yak kimin şarkısıydı bilen varsa hiç lütfen bizi arasın. Hiçbir şey çağrıştırmadı bana. Fahir sana geldi mi? 0212 368 62 40 telefonu. Tarihin tozlu yapraklarından bir şey çıkartmaya çalışıyoruz. En güzel pop şarkısıdır ya Yak Gönül Yak. Yak Gönül Yak. Ha, bayağı eskilerden diyorsun. Tabii canım, nasıl Eskişehir sanatçımız Mithat Körler'in de tek şarkısı varsa. Tek şarkısı olur mu yani, daha çok bilinen. Yani bir sürü şarkısı var da bir tanesi. Tamam, kadın değil mi? Pişmanlık duymadın mı? Pişman olmadın mı diye başka bir şarkısı daha var değil mi onun? Fahir, şimdi sen düşün. Ben de hatırladım ama ismi hatırlayamıyorum şu anda. Dinleyicilerimiz bulacak ya, hiç dert etmeyin. Kafamızda soru işaretiyle çıkmayacağız bu stüdyodan. Yani hiç Yeşim mi? Aa, onun gibi. Yeşim. Onun gibi. Evet böyle tek isimli bir şey gibi hatırlıyorum ben. Ben isim soyadlı bir sanatçı diye hatırlıyorum. İsim soyadlı. Örnek vermek gerekirse Mithat Körler. Aynı zamanda TC Noğutsuz.
Mesela işte ne kadar eski olduğunu oradan anladın. Yani. Oradan anladın. Bugün dinleyicilerimizin tecrübesi. Tamam, biz dinleyicilerimizden yardım istedik. O konuda yardım gelinceye kadar Fahir Bey'in az önce girmeye çalışıp ama bizim dediğimiz habere bakalım isterseniz. Şimdi Stephen Hawking'imizi kaybettiğimiz. Hah, Gökben. Geldi cevaplar geldi. Onur da yazmış, Nazlı da yazmış. Gökben. Ben. Soyadı? Soyadını anlamı sayamadık. Yokmuş, gördüm ya. Tamam, oh be. Ha, yok muymuş ya? Gökben işte, Gökben'in şeyi yok. Bildiğimiz soyadı yok yani. Ben mi? Mesela. Evet. Ya bu adam niye böyle ya? Niye böyle oldu Ege ya? Vallahi bugün erkenden gidip uyumanı istiyorum. Fikirlerimin arkasında kalmaya çalıştığım için özür dilerim. Pişmanlık duymadın. Yeter. Vallahi bak. Hakikaten öyle yeter. Öyle değil ama. Yak gönül yak. Dumanı savrulsun. Ağzımda tükürükler çıkıyor sevgili insan. Nasıl bir coşkuysa söylüyorsam şarkı. Bakmayın ses tonuna. O kadar coşkulu söylüyor ki. Evet, buyurun Fahir Bey. Ben mırıldansın birisi de ya. Şimdi Oktay'ın söylediği mi doğru benim? Zaten isimden duramam. Hayır, o benim dediğim başka şarkısı. Eminim. Gökben'in iki şarkısı olduğunu iddia ediyorsun. O senin iddiam benim. Aleyna Tilki. Aleyna Tilki'nin iki şarkısı vardı. Bir şey söyleyeceğim, bir bakıyorum. Sevgili dinleyiciler, hadi bir Gökben patlatın da neşemiz yerine gelsin. 0212 368 62 40. Ha, yak gönül yak işte, gördüm. Pişmanlık duymadın mı var mı Fahir? Bakayım. Ya da pişmanlık duydun mu? İkisinden biri. Yak gönül yak. 1986 yılında. O kadar değil. Gelmiş. Efendime söyleyeyim. 1986 yılında seyredilmiş mi? Evet, hayır, şeylere girmiş. Sembol plaktan çıkan o dönemin efsane. Özel bir plak şirketi. Pizza lokal diyorsun yani. Pizza lokaldan çıkan değerli bir şeydi. Gökben yak gönül yak. Açacağım vallahi, bak, açıyorum ya, siz kendiniz cehennemin kapılarını açıyorsanız bana ne ya, madem öyle al sana yak gönül. Bakacağım şimdi. Ben de pişmanlık duymadım mı ya, bakacağım. 86 olduğu için biraz uzaktan geliyor ses. Hatıraları yak gönül yak. Nakarat Fahir, bak. Yak gönül yak. Yak gönül yak. Bize de fırsat vermiş. Ya, çok kalite şarkı. Pişmanlık duymadın mı? Böyle bir şey yok mu? Oktay. Pişmanlık duymadın mı? Başka bir şarkısı mı o zaman? Şimdi yak gönül yak diyecek. Bak, bak, diyecek bak, mi? Aşk olsun sevgili dinleyiciler. Çok güzel program oldu valla, harika oldu ya, sağ bir olun. Tanesi de dinleyicilerimizden Gökben'e söyleyemeden. Ama şimdi Aleyna Tilki desek şimdi bu telefon susmazdı. Cevapsız çınlama gelir. Daha neler neler gelir. O sen olsan gelir. Keşke gelir. Neyse işte ya. Değil baridir. Ben, evet. Ben yani şurada iki seçeneğimiz vardı. Ya Stephen Hawking konuşacaktık ve evren hakkında bir takım şeyler konuşacaktık. Veya Gökben yak gönül yak konuşacaktık. Siz yak gönül yakı tercih ettiniz. Size bu hayatınızda başarılar diliyorum. Ama tabii ki evren hakkında bilgisi olmak isteyen, bilgi sahibi olmak isteyen dinleyicilerimizi de karşılıksız bırakmıyoruz. Şimdi Stephen Hawking'i geçtiğimiz haftalarda kaybettik. Toprağa verdik. Toprağı bol olsun. Bitti zannediyorsunuz değil mi? Çünkü o bizi hep uyarıyordu. Öleceğiz, böyle patlayacağız, yanacağız, falan olacağız, filan yak olacağız. Yak. Harvard Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları da boş durmadılar. Onun yokluğunu doldurmak istediler ve evrenin ani veya ani bir patlamayla yok olabileceğini ileri sürdüler. Hiç alakası yok ya. Tabii ya, sen son derece yani şimdi... bilimsel. Ya, hiç alakası saçmalıyorlar yani. Ben kendi aralarında söylediğine... bir şeylere gülüyorlar. Ben Ege'nin söylediğine ikna oldum. Yani çünkü hiç ani, alakası yok dedi. Ani patlamayla oluştuğu düşünülmüyor mu zaten bütün evrenin? Evet. Bir ani kere patlamayla şey, oluştu. Tekrar topluyoruz arkadaşlar. Tekrar içeriye nasıl şey olacak? Şimdi Higgs içeriye dedi adam. İçeriye dedi. Hani neyin? Desen dünyanın sonu patlamayla. Hadi orada biraz. Hayır, evren komple. Yani orada ben rahatlıyorum aslında. Çünkü dünya değil. Sadece bahsediyor. Dünya yok olur, bir evrenin tamamı kardeş. Kalırsa ben ona bozulurum. Kardeşlik konuşuyorum bak. Yayılıyor bu. Yayılıyor kardeş. Kardeş. Bak şimdi şeyi düşün. Yani ne kadar şanssızız. Arabayı düşün. Bak. Mesela araba da patlayabilir. Ya başka bir gezegende dünyaya gelebilirdik. Başka bir galakside dünyaya başka gelebilirdik. Başka bir gezegende dünyaya gelmemiz biraz zordu. Yani dünya dediğim, doğru söyledin Oktay. Yani başka bir gezegende hayat bulabilirdik. Ama biz neyi tercih etmişiz? Bizim şansımıza ben dünyayı tercih ettim. Anne babamız burada doğdu, büyüdü diye. Tabii, biz de burada doğduk. Biz de dünyalı olduk bir şekilde. Ve dünyanın sonunun gelmesi de bana gerçekten... koyuyor yani, bir taraftan koyuyor yani. Şimdi niye dünya bu kadar diyorsun, evren diyorsun Fahir. Hayır, şimdi bak evrenin tamamı yok olursa sıkıntı yok diyorum.
Evren tamam yok olursa kombili bitti tamam arkadaş. O zaman diyorum ki tamam oh be yani. Ha, bütün evren duruyor bir tek bizim dünya mı yok oluyor? Öyle olursa bozulurum diyorum. Evren diyorum ben. Ona ben de bozulurum canım. İşte ona herkes bozulur. Evrenin tamamı yok olursa bozulur. Tukusu dedim de dünya mesela evrenin tamamı yok olmama ihtimali üzerine konuşuyorum Fahir. Yani evren duruyor sadece dünya yok oluyor. Tamam dünya yok oldu gittik hepimiz. Evet. Nasıl bozulacağız abi? Nerede bozulacağız? Hayır. Tavrımızı kime yapacağız? Tavrımızı ben böyle evrene yapacağım. Suratımız bozuk bir şekilde Firdevs Hanım gibi şey yapacağız. Dünyadan milyarla 7 milyar Firdevs Hanım uzay boşluğunda fışkırmış olacak. Şimdi, böyle onun gibi olmayacak. Çöpçük ağızlı olmayanlar mesela onlarla şey yapılacak. Ağza bak falan diyecek herkes. Şimdi 2010 yılının en büyük keşiflerinden bir tanesi Higgs bozonuydu. Hatırlar 2010 mısın? Hatırlamaz mı? Hatırlamaz Higgs bozonu ve Chia tohumu. Evet. Higgs bozonu hakkında biraz bilgisi olan var mı? Böyle küçük küçük diye biliyorum ben. Salatalara falan konuyor Fahir. Higgs bozonu sirkeyle çok güzel olur diye biliyorum. Yani şimdi yoğurtlu yapılıyor bizim evde. Öyle yapıyor. Size anlayacağınız şekilde anlatayım. Benim kayınvalidem bir fırında Higgs bozonu yapmış. Beşamel soslu değil mi? Of bir de taze almış. Oo çok güzel. Bozon. Dışarıda da güzel. Bozon turnalardan yeşil başlı sunalardan. Ciddi devam ediyordu. Fahir'i de yoldan çıkardık vallahi ya. Higgs adam alanı, ne güzel bilimsel bir şeyler anlatıyor bize. Ya biraz anlat Fahir. 3 kuruş 3 kırıntı bir bilginiz olsun. Bize Higgs bozonu zamanında öğrendik işte ya. O what is the olduğunu biliyor musun işte? Biliyoruz canım işte o. Ne o, o ne? Maddenin o. Maddenin en güzel haline biz Higgs bozonu diyoruz. Bir araya gelmesini sağlayan ama hoş nasıl bir ortam. Hoş bir ortam. Ders yani. Ha. Higgs alanı dediğimiz şey, şimdi bir odayı düşünün, içeride bir sürü insan var, ağzına kadar bir dolu bozon var. Ha, bir sürü bozon var. Mesela burada kaç tane bozon var Fahir? Burada 3 bozon var. Tamam mı? Şu anda 3 bozon. Stüdyomuzda 3 bozon mu var? Evet. Ben hep karıştırıyorum da bozonların hangisi olduğunu ya. 3 bozonlar da Ferda Hanım yarın orada aklınızda kaldı. Gönül yap. Değiştiriyorum. Pişmanlık duymadın mı? 2 bozon, 1 bizon. Evet. Şimdi güzel bir çocuk kitabı. Evet. odaya bir tane ünlü kişi giriyor. Ağzına kadar dolu. O da mı bozon? O da bozon. Ama ne oluyor? Ünlü kişi giriyor. Bozon. Ağzına kadar dolun olan ne? O da ağzına kadar dolu şu anda. Ha, 3 tane bozonla doluyor mu o da? Küçük bir oda demek ki. Bizim oda için konuşuyorsak küçük oda. Daha büyük o şey için düşün. O da ağzına kadar dolu. Bir tane ünlü kişi giriyor. Ünlü mesela bozon. Ünlü birisi, ünlü bir bozon söyle bana. Erol Evgin. Evgin. Nedense Evgin'iz. Tamam çok güzel. Erol Evgin geldi. Gökben. Tamam. Ya gönül ya pişmanlık duymadın. Dur lan. Lan mı? Yani o noktaya getirdiniz de. Eskişehirli bozon Mithat Körler. Hayır arada yalvarıyor ya. Farkında mısın? Dur lan falan. Adam bozon anlatma derdinde. Şimdi biz hala müzik. Tamam abi. Sen bize bakma abi. Sen sonuçta yoluna ilerle. Tamam ben devam sağ edeyim. Sol olaylarına karışma. Okuluna git gel. Evet. Devam et. Şimdi kapıdan içeri Erol Evgin bozonu geldi. Erol Bey hoş geldiniz. Ne yaptınız? Siz hemen koşturdunuz onu. Hoş yanına. Geldiniz Erol Bey. Ben çok severdim küçükken sizi. Hala da çok seviyorum. Benim kız kardeşim de size aşıktı. Murat ne yapıyor? Ben böyle yaparım. Ve herhalde Erol Evgin tül parkasını o gün bir insan olduğu için deli herhalde deyip yürüp gider. Ne yani. Oldu siz onun başına ne yaptınız adeta? Başına yok. Başına üşüşme hiç hayır. Terbiyesizlik yapma. Yanına gideriz. Gökben gelse başına üşüşme. Gökben gelse gideriz başına. Erol Evgin, Selami Şahin bunlar gelse başına üşüşmem ben. Yanında dururum. Öyle çömerim bacağınlarda. Erol Bey ben yanına küçük gittiniz. Tamam. Yanına gittiniz. Onu adeta ne yaptınız? Bunalttınız adamı siz bunalttınız girer girmez. Ay Erol Bey benim kardeşim size aşık şuydu buydu falandı filandı derken. Ama ne oldu o da bir ne oldu? Bozon cenneti oldu. O da bir bozon cenneti o da nasıl oldu bir ferakladı. Niye ferakladı Erol Evgin geldi. Ben rahatladım yani siz onun başına toplandınız ya. Ondan sonra ne oldu odada ne açıldı? Mesela ortada ben yer şimdi açıldı. Birkaç tane bozon girebilecek bir ortam açıldı. Yani bizim çalışanlarımızdan çalışan bozonlar gelmeye başladı bu sefer. Aa Erol Evgin gelmiş diye. Emekçi bozonlar geldiler. Tamam. Onlar da içeri girdiler. Ne oldu? Tamam. O da aslında 3-4 kişi şeyken o kaynıyor. Birden bozon oldu. Kaynıyor. Anladınız mı şimdi mevzuyu? Yani bu yoğunlaşmayı hatta hangi mevzuyu? Yoğunlaşma mevzusu. Şimdi evrenin yıkım süreci de çoktan başlamış olabilir. Yani birileri düğmeye basmış olabilir. Evren güzel değil. Konu. Erol Evgin. Hayır değil. Karıştırdınız ya. Higgs bozonu. Algı operasyonu mu Fahir?
Bir saniye ya, ben bu ne cümleyi söylersem yani, onu bitireceğim, ondan sonra huzurlanacağım. Şimdi evrenin yok olmasını sen Higgs bozonuna mı bağlıyorsun? Birileri düğmeye basmış olabilir diyor. Ve yani. Erol Evgin'e mi bağlıyoruz? Erol Evgin'in haberi yok, olsa yapmaz. Higgs bozonu bir kuantum parçacığı ve kara deliğin etkileşime geçmesine neden olabilir. Kuantum diyorsun. Evet. Evrenin aniden yani. Mesela duruyoruz ya, aniden. Ya bir kuantum. Demeye fırsat kalmadan yani. Kuantum parçacığı dediğin şey toplu iğnenin başı kadar bir şey. Tabii. Ki onun da yani şey mi diyorsun, Erol Evgin çok büyük mü onun yanında? Büyük sanatçı. Büyük sanatçı mı? Evet. Dev. Kara delikte iri bir şey. Nasıl onlar şey olacak ya? Bunu baştan dinleyecek. Birileri düğmeye bastı sevgili dinleyiciler, gerçekler ortaya. Gerçeklerin ortaya çıkma gibi pis bir huyu vardı. Soruyla bitirdik yine. İyi kalp insanlara günaydın diyoruz. Bir kez daha modern sabahlar devam ediyor Joy Türk'te. Joy Türk'ün Instagram hesabının Joy Türk Radyo olduğunu hatırlatalım bir kez daha. Instagram'a önem verdiğimizi de gösterelim. Teşekkürler, kulaklığınızı takar mısınız? Ege Bey, Joy Türk diye çıktı bir taraftan sesiniz. Kulaklıklar. Abi Instagram ağzındaki. Hayır, bir de Instagram konusunda biliyorsun Fahir, Ege çok heyecanlıdır. Evet, Instagram deyince akan sular durur. Heyecanlanmış olmasını ben takdirle karşılıyorum. Şaşkınlık değil. Gideyim mi ben? Bunu açıklamak. Bir gidin ya. Vallahi bir gidin ya. Bunu açıklamak için gelmiştim. Allah, ne mücadele içinde bıraktınız beni ya. Bir mücadele değil mi Fahir? Bir söz üstadın daha canlı yayında kaybettim. Gülmek için yaratılmış. Sana yakışıyor mu? Çok güzel. Gülmekle ilgili bir şeyimiz var. Biraz bilgilendirelim. Nasıl güleriz? Niye güleriz? Ne olur? Netlik. Lükstür gülmek. Lükstür gülmek. Cem Yılmaz'ın dediği gibi. Nasıl lükstür ya? Yani çok yani güldüğün an hakikaten çok şey yapman lazım. Yani minnettar olman lazım. Neye kime gülüyorsan. Yani neye gülüyorsan. İşte nasıl bir durumdaysan. Kendine gülüyorsan süper mesela. Süper bir şeydir. Kendine de minnet edeceksin. Duyacaksın. Evet. Tabii. Amerikalı nörolog Robert abi dedi. Robert. Yarı robot, yarı insan. Yanlış mı yazılmış ismi? Evet, yanlış memuru tarafından. Ben bakayım. Robert aslında Robert diye olması lazım. Robert abi Maryland Üniversitesi'nde 20 yıldır gülme üstüne araştırmalar yapıyor. Bu araştırmaya bu göre bu kadar da lüks değildir. Yani 20 yıldır da araştırılacak da bir konu değildir. Bence o kadar araştırılacak yani, bir şey yoktur yani, kalıptır sonuçta. Oradan o da ekmeğini yiyor ya. Vallahi güzel yemiş ya 20 yıl boyunca. İnsanın başkalarının yanında gülme ihtimali ne kadar fazla? Normalde tek başınayken mi daha çok gülersin, yoksa başkalarının yanında mı daha çok gülersin? Bunu hemen cevaplama lütfen. Ben mi? Tamam, cevapla. Evet. 30 kat daha fazla olduğunu tespit etmişler. Başkalarının bu kadar yanındayken. Evet. Aslında bu insanın kendi ruh halini ve sağlığını iyi yaşa Oktay'cığım. Ay hep beraber. Kendi ruh halini ve sağlığını iyileştirme amacıyla başkaları üzerinde etki bırakmak için yapıyoruz bu gülme hadisesini. Ha öyle mi? Yani her şey yolunda. Sağlığımız hava yerinde. Hava atmak için mi yapıyoruz? Nispet yani? Kahkahaları mı? Evet ya, hakikaten bir tarafta. Hayır, nispet kahkahaları değil. Kahkahanın ve gülmenin tamamen nispet olduğunu söylemiş. Değil mi? Evet, nispet konulardan. Ya. Yani ama şöyle düşün, nispet yapar yani, nispet hiç deyince güzel yapıyoruz bunu. Şöyle ama zorba bir gülüş geliyor. İşte bu hani karşı tarafa nispet. Yani mesela ben takım elbise aldım geldim. Hı-hı. Ondan sonra siz içe aa çok güzel. Çok güzel takım elbise, İngiliz kumaşı. Burada zaten bir espri yok. Ya bir espri yok da yani, ben gülüyorum sizin yanınızda, ne yapıyorum? Size adeta nispet yapıyorum. Evet. Ben şeyi de anlamıyorum. Manyak manyak da gülüyorum arada. Bu kötü adamların kahkahaları oluyor ya. Aha. Onları teker teker eze diye diye gülüyor ya. Evet. Orada komik ne var ki? Abi şöyle, o kötü adamların kahkahası. O kötü adamları böyle bir toplayıp birilerinin anlatması lazım ya. Orada yani çok vakit kaybediyorlar. Ondan sonra öldüreceği, ortadan kaldıracağı bir şeyler varsa adamlar, kadınlar neyse işte bir şeyler varsa onu da erteliyor. O sırada sonra yapamıyor da. O sırada kaçıyorlar. Hep bunların başına gelen şimdi şey bu. Gülüyorlar, bir de konu çok konuşuyor. Çocuklar kötü şöyle, adam çok konuşuyor. Şöyle yani bir şey var. Siz orada niye gülüyor diyorsunuz ama o şimdi kötü adamların temel özelliği nedir? Gözünde canlandırması. Yani mesela bir dakika, ben anlamadım yani. Kötü adamın özelliği gözünde diyor ki mesela, canlandırması. Onları ezeceğim diyor. Neyi? Yani işte yapacağı kötülükleri. O anı. Tabii. En kötü adamlardan bir tanesi de Coşkun Sabah'tır. Niye? Şarkısında söylüyor. Gözünde canlandı anılar diye. Tanımıyorum ben öyle o bir anılar, hayır. Hayır, o anılar ya, geçmişe dair. Bu gözünde canlandırma
ileriye yönelik yapacağım diyor ya. Şimdi hı-hı, mesela onları şöyle ezeceğim diyor. Mesela orada canlandırırken ezme fiilini bir sürü şeyle gerçekleştirebilirsin. Hı-hı. Ama kötü adamın kafasında mesela, şey var. Bu Luna Park gibi yerlerde var ya, kafasına vurursun böyle çekici böyle. Jork diye orada falan diye. O tabii komik de bir görüntü bir taraftan. Doğru aslında. Diye böyle jork jork şey yapılması. Yani gül diye mi yapıyor kötü adam? Hayır, onu o konuşmayı işte canlandırdığı için ona gülüyor. Konuşuyor bir de. Kötü adamların en büyük özelliğinin gözünde canlandırması olduğunu anladım. Şimdi hayvanlarda da gülmenin aynı işlevi gördüğünü tespit etmişler. Var mı gülen hayvan? İçerisinde gülen hayvan var. Sırtlan baştan. Sırtlan var. Bak mesela bir sırtlan gülüşü yaptım canlı yayında ağzımda. Haftanın son iş gününde sırtlan taklidi dinledik. Ama gülen çok fazla hayvan var mı? Yani maymun var. Sırtlanın da ben güldüğüne inanıyorum. Sigara içen pek çok hayvan var. Ama gülen çok fazla hayvan. Sigara içen yüzü güler mi? Sigara zararlıdır. Hayvanlarda da. Hiç yani evet biraz karışık olabilir ama bir yanlış şey varmış. Hiç yok canım. Hiç yok ya. Her onun şey için hayranlıkla takip ediyorum. Şimdi hayvanlarda da insanlar gibi kaygılı oldukları anda gülmeyi kesiyorlar. Mesela bir anda bir kaygı şey oldu. Mesela dedim ki ben size çocuklar içeri girdim. Şimdi gülüyorsunuz ya, gülün mesela. Beyler, JoyTurk Instagram hesabını birisi hacklemiş. Ne? Mesela günüm, gülmem hemen kayboldu ve radyoda olduğum için. Oktay şey yapsaydı nasıl? Gülmemin kaybolduğunun anlaşılması için ne ya? Saçma bir nida ile süsledim. Açıklıyorum işte Fahir. Yani ben yaparken böyle susam ne oldu kim bilir. Belki içimden gülüyorum böyle ses çıkarmadan. Bir daha yap, tamam başka bir şey yapacağım hadi. Sen gülün şimdi. hadi söylesene Fahir, sahte kahkaha attırıyorsun. Ayağıma kramp girmiş, ben o esnada birileri de lafı tutmuş beni, gelemiyor musun? Beyler bir saniye ya. JoyTurk Instagram hesabına hacklemişler. Güzel. Bravo. Güzel canlandırmayı aferin, herkesin kafasına göre. Yani böyle bir anda gülmeyi kesiyorlar. İnsanlar gülüyorsa endişeli olmadıklarını anlıyoruz. Bazen de kaygıdan gülünmüyor mu ya? Hı? Yani derken yani cümleyi mi anlamadın? Kaygıdan duymadın. Sinir bozukluğu. Kaygıdan ve sinir bozukluğundan gülünmüyor mu? Yani o endişe geldiği için, çok fazla bastığı için insanın üstüne, ondan da gülünür yani. Yani şimdi o gülünür de oradan ağlamaya geçiyorsan bir anlamı var. Yani yoksa yani, hiç duymadım bugüne kadar. Yani böyle şey, gülüyorsun mesela. Bak nasıl geçtim? Hiç anlamadım. Mükemmel bile. Çok bir güzel oyunculuk yani, yeteneği ya. Ortada işte, hiçbir şey olmaması. Sırtlan sende. Uç duygular sende. Kim tutar seni? Şimdi başka ne demiş? 20 yıldır yaptığı araştırmaların sonucu bu muymuş yani? Hayır, gülmek, dışarıya nispet yapmak için gülünüyor. İnsanların zor mantık bulmacalarını çözmelerine yardımcı olup olmadığını anlamak için de deneyler yaptılar. Gülmek işimize yarıyor mu? Yoksa 20 yıldır araştırınca gülmeyi böyle mantık sorularını çözerken saçma acaba bir şey araştırmaya başlamış. Şimdi beynimizin sağ kulağın tam üstüne tekabül eden üst ön temporal gyrus adı verilen bir kısmı var. Da bir anlaşılmayacak bir şey. Biliyoruz zaten. Ha. Evet. Arkada temporal gyrus. Birbirleriyle temporal pek bağlantılı görünmeyen. Bir evet, yani birbirleriyle bağlantılı olmayan. Sen anlat, biz valla ben can kulağıyla dinliyorum seni. Valla işte. Hatta can kulağının üstündeki temporal gyrus. Baktılar yani oralara bir bakmışlar. Yani kafayı da incelemişler. Fenerle herhalde. Gülmek fenerle bakmışlar. Yani burası da aktive oluyor. Bakın. %20 gibi ciddi bir oranda da başarı elde ediyorlar. Yani ne konuda? Çözme konusunda, mantık soruları. Mesela mantık sorularında toplamda eşekten farkın var mı? Hayır, 50 soru var. Siz çözüyorsunuz. Daha pardon, 100 soru var. Tamam ya. Önceden düşünülmemiş örnekler bölümüne hoş geldiniz. 50 mi 100 mü siz? 100 olsun yani. Tamam, 100 olsun, kolay olsun. 100 tane mantık sorusu nasıl? Bir şey söyle. Sizce bu mantıklı mı? Hayır. Siz yani mesela lütfen hayır. Ya biraz ciddiye al ya. Siz evet, 100 soru var abi. Siz 50'sini çözdünüz. Ben hı-hı, peki ne kadarını çözdüm? 70'ini mi? 60'ını. 60'ını. Anladın? %20 daha başarılı olur. Hayır. Saçma bir şeye takılmak istemiyorum ama 60. Size göre %20 başarılı ne işte? 50, %20 10. O kadar da fark etmiyor bence. Olur mu ya? Yani hiç fark etmiyor. Üniversite sınavında bir soru bile nasıl fark ettiriyor? Efendi gibi sınavımızı çözdü. Sen lakayt bir şey. Bizim aramızda başka öyle gülme dışında başka bir fark yok mu? Biraz da para alacağız. Borç alıp veriyoruz falan. Bir de tavuklarımız ortak. Hayır. Ortak ilişki var mı demedim. Ha. Yani
Başka bir ilişki aramızda başka bir ilişki var mı demedim. Sen ona cevap verdin. O da güzel bir cevap şüphesiz. Ama sorunun cevabı o değil. Yani başka bir fark yok mu yani? İki, aynı mıyız yani? Sadece gülmek mi farklıyız? Her şeyimiz farklı. Aramızda. Zevklerimiz ayrı mesela sen. E tamam belki kavak tatlısı sonra... sevmiyorsun. Ben yiyorum. Sen Ege şey yapıyorum. Sen bamyayı sevmiyorsun. Ben bamyayı sen yersin. O kızartmasını sever. Öyle. Sonuçta ya, kimsenin gülmesine kimse karışamaz diyebilir miyiz? Tabii ya gülün ya. Olabildiğince gülün. Ve ama gülecek bir şey hayata... varsa bize de söylesinler. Öyle sinsi sinsi tek başına gülmek olmaz. Gülmek paylaştıkça gülür. Siz bilirsiniz gül. Modern Sabahlar. Modern Sabahların bu haftaki son dakikaları sevgili dinleyiciler. Şu şarkıda sizi en çok bozan şey adamın yaptıkları arasında hangisi? Rakıyı dökmesi mi, kapıyı çarpması mı? Kapıyı çarpması beni çok sinir eder. Bu harekete tiksindiğim kadar yani, çünkü bir de o kapı, çarpılan kapıların bir süre sonra tıklatılarak açılması gibi bir durum söz konusuysa ne? Hiç yani ha, çarptığın kapıya dönmeyeceksin. Yani öyle kapı çarpma çok üst bir hadisedir. Her zaman sıklıkla konuşmamak lazım yine de ya. Hayır, işte çok şey yapmamak lazım. İşte hakim olacaksın kendine. İşte ben de onu söylüyorum. Tamam, ben adamın kapıyı çarpmasına ayar oldum. Olamayacak mıyım Oktay Bey ya? Olursun canım. Gıcık oldum adama ya. Hayır, sen kapıyı çarpmasına gıcık olursun, tıklatarak dönmesine de gıcık olduğunu belirttiğin için. Yanlışlıkla çarpılan kapıdan hemen şey yaparsın. Hatta pardon ben, abi rüzgardan. Rüzgardan falan. Ardından şey yaparsın. Rüzgar lazım veya cereyan. Hı-hı. Cereyan etkisi. Sen neye gıcık ben oldun? Ben rakının dökülmesi. Ne? Leke yapmaz ki o. Ayran dökülse mesela ayran lekesi kusar. Ziyan, ziyan abi ya. Bir ziyan de yani. Kokar. Onu kokar. İçmek için konulduğunu düşünüyorum. Aha. Ki sağlar, söylerken zararlı de alkolün sağlığa zararlı olduğunu biliyorsun. Biliyorum. Belki ve ondan döküyor adam. Ne bu ya, sağlığa zararlı şey. Bana hayır, niye filmlerde o var ya şey yapıyorlar ama mesela. Ama kimin rakısı olduğu belli değil ki. Kendi rakısını döküyorsa tamam eyvallah da o, rakıyı döktün diyor. Şey, ben orada de rakısını rakımı döktün gibi. Hocam tuvalete yani döküyor lak lak bütün şey. Evet, adam mesela tövbe etti. Şey dedi ki nalet gelsin artık, yeter bu çile. Alıyor bütün şişeleri. Şeyde vardı. Ahbel'in de filminde vardı, hatırlıyor musunuz? Ahbel'in de filminde gidiyordu. Hı-hı. Bıraktım artık, tövbe ettim, lanet olsun diye böyle tık tık. Ve tık o şişelere zeytinyağı koyuyordu daha sonra. Zeytinyağı, yıkadıktan sonra sirke vesaire göre şey yapıyordu. Bu da seni bozuyor mu, affedersin? Hangisi? Lavaboya dökmesi. Rakıyı döktüm. Nereye? Lavaboya döktüm. Hayır, orada hani hanımefendinin Melek, yani, Melek Hanım'ın söylediği, çünkü hani bir birine şarkı olduğu için Melek Hanım'ın rakısını döktüğünü ve ona bozulduğunu, sinirlendiğini düşünüyorum. Kullanılmış yağ dökse ben ondan rahatsız olurdum. Ne demek kullanılmış yağ? Kızartma, yani kızartma yaptın. O yağ mesela. O da çok edin rahatsız edici tabii. Evet. Çevreye çok zararlı. Şey, Melek Hanım'dan ricamız bununla da ilgili bir şarkı yazması. Kullanılmış yağ döktü. Ve ben burada aslında hepsi birbirinden şey. Kediyi üzmesi de şey yani, o da bir can sonuçta. Tabii abi. Yani kediyi üzmek, bugün kediyi üzer, yarın seni üzer. Yani hiç tutulacak tarafı yok. Ben dakka dukka. Zaten kediyi üzerek seni üzmüş. Yani. Şarkıda benim anladığım o. Kedinin üzüntüsü kedi beni üzen. Hepimizin yani, kelebek etkisi diyebilir miyiz? Bu arada kedi şu etkisi, kelebekleri hala gidememiş olanlara da bu hafta sonu fırsat olsun. Vallahi ben gidiyorum. Kimse beni tutamaz. Tutabilende de aşk aman, olsun. Aman Fahir. Neler diyorsun? Ben de mi gelsem acaba seninle ya? Sen seyretmedin mi ya? Seyrettim. Bir daha seyret. Bir daha seyredelim ama. Hadi gidelim. Vallahi ciddi tamam söylüyorum. Tamam abi. Bugün gidelim biz. Tamam. Ege ile Matris gibi bir takım filmlere gidebiliyorum. Sen de bu tür filmlere gidebiliyorum yani. Ha, bizim hiç beraber seyrettiğimiz film yok. Hiç yok Fahim ya. Evet. Ege ile Transformers bakayım, rezaletimiz var bir tane. Transformers'a gitmiştik. Ege yani sen bugüne kadar tercihlerini hep kötü yönde kullandın. Kusura bakma. Yani sana fırsatlar kendim ettim, tanındı. Kendim buldum. Evet, ben şu anda Oktay'ın bu güzel teklifine asla kayıtsız kalamam sen diyorum. Sen de gel Ege. Ama yani yok ya, bizim oradan başka öyle bir işimiz var. Oradan benim çıkıp daha şey yiyeceğiz, bir şeyler yiyeceğiz. Hadi, bamya kızartması mı? Sevgili dinciler, hafta sonu programlarınızı şimdiden yapın. Ne olur evet, ne olmaz. Ve de doğru insanlarla yapın. Sizi yarı yolda bırakmayacak insanlarla yapın. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.